7 metreye hoş geldiniz. Yine handbolla dop dolu bir programla karşınızdayız. Kadınlar EHF Kupası'ndaki temsilcimiz Kastamonu Belediyesi, Çekya deplasmanından galibiyetle döndü ve çeyrek final yolunda çok önemli bir adım attı. Handbolda geçtiğimiz hafta kulüpler düzeyinde genç takımlar kozlarını paylaştı ve pazar günü hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyonlar belli oldu. Sivas'ta yapılan genç kızlar finalini Antalya Muratpaşa Belediye, İstanbul'da yapılan erkekler finalini de Bolu Sevenspor kazandı. Ayrıntılar birazdan 7 metrede. 7 metre başlıyor. Kastamonu Belediye Gençlik Spor EHF Kupası A grubu 4. maçında Çekya'nın Banik Most ekibine konuk oldu. Başa baş mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 14-13 üstünlüğüyle geçildi. Soyunma odası dönüşü dengeli oyun tabelaya da yansıdı ve eşitlik son 10 dakikaya kadar bozulmadı. Son bölümde maç ağırlığını koyan temsilcimiz hızlı ataklarla goller buldu ve farkı açtı. Özellikle Aslı İskit'le etkili olan Kastamonu Belediyespor maçı 31-28 kazandı ve gruptaki ikinci galibiyetini aldı. İki maç üst üste aldık. Söylemiştik. Bir önceki maçın anlamlı olabilmesi için bu maçı da almamız gerekiyor. Ama şu anda hiçbir şey bitmedi. İnisiyatifi sadece elimize geçirdik. Haftaya Debrecen'le Sheffield'la oynayacağımız maçı almak zorundayız. Onu aldığımız takdirde, iki farklı aldığımız takdirde çeyrek finali garantiliyoruz. Hep söylüyoruz, takımımızın bu potansiyeli, bu gücü var. Çok iyi oyunculardan oluşan bir ekibimiz var. Bunlar bunu da başaracaktır. Teşekkür ediyorum herkese. Maçın en skoreri Aslı İskit 12 gol atarak galibiyette önemli rol oynadı. Çok mutluyum. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Bizim için gruptaki önemli maçlardan biriydi. Şimdi önümüzdeki maçları da kazanıp gruptan çıkmak istiyoruz. Bugün çok mutluyum. Başka da bir şey demek istemiyorum. Temsilcimiz haftaya gideceği Şefler deplasmanından en az 2 farklı galibiyetle dönerse adını EHF Kupası çeyrek finaline yazdırmış olacak. Genç kızlar Kulüpler Türkiye Handbol Şampiyonası'na Sivas ev sahipliği yaptı. 21 takımın mücadele ettiği şampiyona 4 grupta 4 ayrı salonda oynandı. Turnuvanın finalinde Sivas Belediyespor'la Antalya Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya geldi. Taha Akgül spor salonunda oynanan maçın ilk yarısını Sivas Belediyespor 18-15 üstün tamamladı. Muratpaşa Belediye ikinci yarıda rakibine göre daha baskılı oynadı ve maçı 33-32 kazanmayı başardı. İlk önce sporcularımı da kutluyorum. Oyun bayağı denk olaraktan başladı. Yani ondan sonra her iki takım da gayet iyi mücadele etti. Ve Sivas'a da çok teşekkür ederiz. Organizasyon da çok güzeldi. Yani kızlarımı tebrik ediyorum. Şu an söylenecek tek bir şey bu. Üçüncülük maçındaysa Kastamonu Araç Belediyesi, Üsküdar Belediyespor'u 24-18 mağlup ederek kürsüyü tamamladı. Turnuvaya katılan takımlar final maçının ardından düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törende konuşan Sivas valisi Salih Ayhan organizasyonun önemine dikkat çekti. Güzel birliktelik oluyor, sosyal etkileşim oluyor. Sporcularımız farklı illerden geliyorlar. Sosyalleşme sağlıyor, dayanışma, kardeşlik derken kazanan aslında Türk sporu, Türk handbolu, emeği geçen antrenörlere, hakemlerimize, federasyona çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin diyorum. Genç erkeklerin şampiyonu da İstanbul'da belli oldu. 8 grupta 27 takımın mücadele ettiği şampiyonada finalde Bolu Sevenspor'la Spor Toto kozlarını paylaştı. Maltepe Müzahirsi ile spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 13-12 Sevenspor üstünlüğüyle geçildi. Karşılıklı goller maçın ikinci yarısında da devam etti ve normal süre 30-30'luk eşitlikle sona erdi. İki uzatma devresi sonunda Bolu Sevenspor etkili oyunuyla rakibi Spor Toto'yu 41-39 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sevenspor kupasını
Handball Federasyonu AS Başkanı Haydar Aslan'ın elinden aldı. Çok güzel bir mücadele oldu. Bu karşı taraftaki Spor Toto Kulübü'nün genç çocukları da bence bugün mücadeleleriyle Seven Spor Handball takımının çocuklarının, gençlerinin mücadeleleri çok denkti. Hepiniz gördünüz zaten. Bu anlamda iki takımda kazandığını, bence bir şampiyonun olmadığını, iki tarafında şampiyon olduğunu düşünüyorum. Sadece bir madalya ya da kupa değişecek. Ama bence bugün Türk Handball'u kazandı diye düşünüyorum. Finale kadar iki takım da bütün rakiplerini yenerek geldi. Son maçta da bize şans güldü. Uzatmalara gitti. Uzatmalarda da şans bize güldü. Ama bence Spor Toto'nun çocukları da, gençleri de bunu çok hak etti. O kulübe de çok teşekkür ediyorum. Bu sene girdiler handbolun içine. Çok da güzel girdiler. A takımları da Süper Lig'de çok iyi gidiyor. Onlara da kalan maçlarında başarılar diliyorum. Biz de birincilik yolunda devam edeceğiz. Hedefimiz ilerleyen yıllarda inşallah Süper Lig olacak. Üçüncülük, dördüncülük maçındaysa Beşiktaş'ı 29-25 yenen Göztepe bronz madalyayı boynuna taktı. Geçirdiği kazanın ardından toparlanan Ordu Gençler Birliği kadın handbol takımı yeniden antrenmanlara başladı. Elim kazada iki genç sporcu Göksu Akgel ve Sinem Aksu hayatını kaybetmiş ve 15 sporcu da yaralanmıştı. Geçen sürenin ardından toparlanan takım yeniden antrenmanlara başladı. Arkadaşları ilk kez idmana çıktılar ama Göksu ve Sinem'i unutmadılar. Onlarsız yapmak antrenman zaten zor oluyor. Onların yokluğunu rahatlıkla hissedebiliyoruz. Ama buna da alışmak zorundayız. Tekrar iki ay aradan sonra başlamak tabii ki bizim için de zor oldu. Yani fiziken ve ruhen tabii ki zor oldu. Kulüp yönetimi sporcuların isteğiyle lige devam kararı aldı. Özellikle kızlarda bir hedefimiz vardı. Kızlarımız çok istiyordu. Bu kızlarımız, rahmetli olan kızlarımız da çok istiyordu bu işi. Onların aşkına bu işe başladık. Takımın hedefi, ikincilik C grubunda mücadele ettikleri sezonu iyi bir yerde bitirmek. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarından bize yazabilir ve TRT Spor 2 7 Metre YouTube kanalından program tekrarlarına ulaşabilirsiniz. Haftaya yine güzel haberlerle görüşmek dileğiyle. Unutmayın, handball güzeldir.